Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Sese de bir bakalım da. Evet, iyi. Uzun uzun ara veriyoruz değil mi sohbetlere? Neyse ki az da olsa öz de olsa bekleyenimiz var çok şükür. Yine bugün vesap yaklaşık bilenler biliyor. 12 seneden beri sohbetlerimizde genellikle bana şu tür eleştiri gelir. Sen Allah dostlarına dil uzatıyorsun derler. İşte onlar kavstır, kutuptur, bilmem nedir derler, diyorlar. Bugün de demişler bir Facebook'taki yazımın altına. Bugün de demişler. Ve biz de zaman zaman bunu ifade etmeye çalıştık. Yani bundan ne anladığımızı evvela şuna bir açıklık getireyim ki kimsenin kavsına, kutubuna hakaret etmedik. Kavs kimdir diye Allah'a sorduk. Allah'ın kitabında kavs şudur budur diye bir cevap göremedim. Kutup kimdir diye sorduk. Ona da cevap yok. Yani Allah öyle bir şey tanımıyor. Ama Allah dostundan bahsediyor. Tamam burası. Şimdi onlar da genel manada Allah dostlarına dil uzatıyorsun diyorlar. Dil uzatmak ne? Hakaret ettiğimiz filan yok. Allah dostlarını da Allah'a sorduk. Dedik ki ya Rabbi senin dostların varmış. Bu dostların vasıfları ne? Nedir? Yani ben de Müslümanım ama senin dostların sınıfına girebiliyor muyum? Ben de öyle bir yetenek, öyle bir kabiliyet var mı acaba? Allah da dedi ki yazdık işte oturun okuyun. Size Müslümanı da tarif ettik. Mümini de tarif ettik. Allah dostlarını da tarif ettik. Her mümin benim dostumdur diyor Allah. Allah diyor ben demiyorum. Namazını dost doğru kılan, zekatını dost doğru veren ve infak eden, takva sahibi, kendini günahlardan koruyan her mümin benim dostumdur diyor Allah. Şimdi bu kavs neci ya Rabbi diyoruz. Ben öyle bir şey yaratmadım diyor. Öyle bir şey yaratsaydım ondan da bahsederdim. Bu dinle ilgili her konu bu kitapta var diyor. Bu benim dinim diyor Allah. Bu dini ilgilendiren her konu yani benim dinimi ilgilendiren her konuda biz her şeyi açıkladık diyor. Araştırıyoruz. Kavs ne o zaman nereden çıktı bu? Kavs tasavvuf lügatinde var. Tarikatlarda var. Ve yükledikleri vasıflara bakıyorsun. Yarı ilah. Bu da şirktir kardeşim. Yani bu şirktir dedik diye hakaret mi etmiş oluyoruz? Hakaret filan ettiğimiz yok. Öldüren, dirilten, istediği yere yağmur yağdıran diye tarif etmiyor musunuz siz? Tasavvuf literatüründe kaos tarifin böyle değil mi? Böyle. Kitaplarınızda yazıyor. Biz mi uyduruyoruz? O zaman sen niye beni eleştiriyorsun ki? Sen kendi dinini Allah'a sor bir. Kavs diye gidip ayağına kapandığın, elini ayağını öptüğün, çevresinde pervane olduğun, aşık olduğun adamın hesabını git Allah'a sor. Bu din Allah'ın dini. Senin benim dinim değil.
Öyle diyor Allah ayette. Allah'ın dinine dönün diyor. Kafanızdan uydurduğunuz dinlerin peşine gitmeyin diyor. Sen de beni suçluyorsun ki? Veya beni eleştiriyorsun. Benim çevremde bir kaç arkadaşız, yani beş kişi geçmeyiz. Kur'an üzerine sohbet ederiz. Allah rızası için. Biz grup da değiliz. Hepimiz Kur'an'dan kaynaklanan, Kur'an'dan beslenen insanız. Müslümanız, müminiz. Aramızda para toplar, yardım ederiz. Herkesin tabii ki zekatı falan dışında bu. Sarf etmek. Allah için sarf etmek. Araştırırız. Nerede fakir var, nerede yetim var, nerede geçime muhtaç insan var. Türkiye'de tanıdıklarımız aracılığıyla göndeririz 3-5 kuruş. Kur'an'ın tarifine göre ben Allah düşmanı değilim, Allah dostuyum. Ama senin kavsına düşman olarak görüyorsan o senin sorunun. Benim sorunum Kur'an tarafından cevaplanıyor. Bu da bize yetiyor. En iyisi sen imanını kontrol et. Sen Allah dostumsun, düşmanı mısın? Biz Allah dostuyuz. Çok şükür.